Ezberci bir ekonomist değil de iyi bir yatırımcı olacaksanız çok çalışmanız gerekiyor. Bunun için de pek çok detayla ilgilenmeniz lazım. Bir yatırımınız varsa bu yatırımınızın nasıl başarıya gideceğine dair tezler geliştirmeniz, bu tezlerle ilgili de araştırma yapmanız ve tezinizin doğru girip gitmediğini yakından izlemeniz gerekiyor. Bu çerçevede uzun zamandır bütün ezberci ekonomistler dünya ekonomisine ve Amerikan borsalarına negatif bakarken ben pozitif baktım. Çünkü enflasyon konusunda bir tezim vardı ve o tezim şu ana kadar doğru çıktı. Tezim neydi? Herkes enflasyon yapışkan olacak bir daha asla düşmeyecek derken ben enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğine inanıyordum ve bunu ay ay ne kadar düşebileceğini de planlıyordum. Şu ana kadar bu planım büyük oranda tutmuş durumda ve bu planım tuttukça ve enflasyon rahatladıkça borsada rahatlıyor. Neden? Çünkü enflasyon yüksek olursa FED faizleri yüksek tutuyor. Bu da ekonomiyi küçültüyor. Bu da yatırımcıları korkutuyor. Çünkü şirketlerin karlılıkları düşer diye endişe ediliyor. Buna karşın enflasyon düşükse FED'in bizi kasma ihtiyacı azalıyor. Yani hem faizleri düşürme hem de biraz parayı gevşetme konusunda önünün açılması mümkün hale geliyor. Bu nedenle işin çekirdeğine bakacak olursanız bütün gürültüden sıyrılıp sadece enflasyona girenmeniz gerekiyor. Eğer enflasyon konusundaki tezim doğruysa ben gelecekteki günlerin çok parlak olduğuna inanıyorum. Son açıklanan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık manşet enflasyon %4.9. Buna karşılık Merkez Bankası'nın faiz oranı %5-5.25 aralığında yani enflasyonun birazcık üstünde. FED yöneticileri diyorlar ki böyle enflasyonun biraz üstünde olması bizi korkutuyor. Ya enflasyon halinden geri gelirse o yüzden belki yine ileride yükseltebiliriz faizleri diyorlar. İşte bu çerçevede haftaya salı günü Amerika'da yeni enflasyon verisi geliyor. Çarşamba günü de Fed yeni faiz kararını açıklıyor. Bu durumda enflasyon verisini tahmin etmek bizler için çok çok kritik önemli. İşte ben de size oturdum bugün derin detaylı bir tahmin çalışması yaptım. Elbette tahminlerde yanılmak mümkün. Sonuçta Amerika uzakta bir yer. Uzaktan rakamlara, verilere, raporlara bakarak hesaplamalar yapmaya çalışıyoruz ama bir tahmin üretmeye mutlaka çalışmalıyız. Ve benim tahminim oldukça olumlu. Elbette anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil. Burada beraber bir egzersiz yapacağız. Bu egzersizin sizin kişisel gelişimize de yardımcı olacağına inanıyorum. Hazırsanız Amerika'nın yeni enflasyon verisini tahmin etme çalışmamızı başlatıyoruz. Öncelikle temel enflasyon hesaplama mantığına gidelim. Beni uzun süredir takip edenler zaten bunu biliyorlar ama kanal çok hızlı büyüyor. Yeni gelenlerle bir paylaşalım. Son manşet enflasyon %4.9 çıktı gelecek ayın enflasyonu hesaplarken bir önceki yılın aylık enflasyonunu bu 4.9'dan düşmemiz gerekiyor. O da bu tabloya göre 0.9 yani 4'te 4 ile başlıyoruz. 4'ün üzerine 2023'ün Mayıs ayının enflasyonu eklenecek. İşte bundan dolayı aylık enflasyonu tahmin etmemiz kritik önemde. Aylık enflasyonu biraz sonra birlikte tahmin edeceğiz. Onun için bir tablo geliştirdik. Fakat hangi kalemlerde enflasyon tahmin etmek lazım? Bence %5 enflasyon olur diye atıp kesmek manalı değil. Bunun hesaplama mantığını çözmemiz gerekiyor. Baktığımızda The US Bureau of Labor Statistics yani bizim TÜİK'imize karşı gelen kurum her ay enflasyon verilerini yayınlıyor. Böyle uzun bir tablo bu ve görüyorsunuz farklı farklı kalemler dondurmasına kadar inmişler. Taze sebzeler, meyveler, etler, yiyecekler, içecekler, kiralar inanılmaz detaylı bir tablo var. Ve yapmamız gereken bu tabloda şu sütunun yerine yani Nisan ayının yerine gelecek Mayıs ayı aylık enflasyonunu öngörmeye çalışmamız lazım. O yüzden de anlayacağınız gibi epey detaylı bir çalışma. E bizim elimizde tabii ki Amerikan İstatistik Bürosu kadar veri yok. O halde biraz literatür taraması yapmamız, haberleri incelememiz ve bu enflasyon kalemlerinde dünyada ne olup ne bitiyor? Amerika'da aylık enflasyon bunlar nasıl etkiler biraz kafa yormamız gerekiyor. Ben bu çerçevede ilk etapta maaş artışlarına bakmayı seviyorum. Niye? Çünkü maaşlar hızlı artıyorsa enflasyonu tetikleyebilir. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde maaş artışları nasıl? Bu tabloda saatlik çalışma ücretlerini görüyoruz. Aylık rakamlar bunlar. Enflasyonun altında yükseliyorlar. Amerika'da aylık manşet enflasyon %0.4 seviyesinde. Oysa maaşları görüyorsunuz %0.3 artıyorlar. Yani buradan enflasyon üzerinde çok büyük bir baskı gelmez. Elde var olumlu bir mesaj. İkinci bakmamız gereken yer tabii ki emtia fiyatları. Çünkü emtia fiyatlarının enflasyon üzerinde çok baskısı olabiliyor. Bakalım mesela ham petrole ne olmuş? Şöyle tıkladığımızda ham petrolün düşmekte olduğunu görüyoruz fiyatının. Ve Mayıs ayında da sert düşmüş. Hatırlayın OPEC bir kısıntıya gitmişti ve o Nisan ayında petrol fiyatını epey bir zıplatmıştı. Mayıs da bu geriye doğru gelmiş. Umlu haber çünkü malum petrol hemen hemen her şeyin fiyatını etkiliyor. Yine önemli bir kalem olan gıda tarafında buğdaya bakalım mesela buğdayda ne olmuş? Aa buğdayda da düşüş devam ediyor gibi. Bütün dünyada bu arada gıda fiyatlarında sert düşüş var biz hariç diyebilirim. E, İnsanın ısınması gerekiyor. Isınmak için kullanılan fuel öyle durum ne? Orada da fiyatlar düşüyor. Endüstride bakır çok kullanılır. Bakırda durum ne? Mayıs ayı boyunca bakır yine düşmeye devam etmiş. Sonra yükselmiş. Yani Mayıs ayında bakırdan bir gol yemeyeceğiz gibi gözüküyor. İşte bu şekilde şimdi uzatmayacağım. Kalem kalem emtiyalara bakıyorum. Ve görebildiğim kadarıyla emtia tarafından bize bir baskı gelmeyecek. Burası rahatlatıcı. Burada fiyatlar genelde düşüş eğiliminde. Öte yandan dün gelen başka bir bilgi daha var. Çin'de ihracat enflasyonu eksi %7,5 geldi. Yani Çin ürünlerini geçen senenin altında ihraç ediyor. Amerika çok önemli bir Çin ithalatçısı. Bu da ürün tarafında da aslında fiyatlar üzerine ciddi bir baskı olduğunu, enflasyona pek izin verilmediğini bize gösteriyor. Fed'in enflasyon verisi çok gecikmeli bir veridir. Biraz da açıkçası antika metotlar kullanıyorlar. Buna karşın Trueflation diye bir site enflasyonu günlük olarak takip ediyor neredeyse. Her gün Amerika Birleşik Devletleri'nin her noktasından enflasyon verilerini topluyor. Veriler çok güncel. Ve öyle bakıldığımızda orada enflasyonun %2.73'e düştüğü görülüyor. Bir de Mayıs ayına bakalım. Mayıs ayına baktığımızda enflasyonun trueflation'a göre %3'lere doğru indiğini görüyoruz. Mayıs'ın tamamlamasına yakın %3'ün bile altına inmiş %2.95'lere gelmiş. Elde var bir olumlu mesaj daha. Son dönem enflasyon raporlarında bizi en çok üzen kalemlerden bir tanesi kiralar oldu. Kiralar çok yüksek geliyor ve biraz sonra göreceğiz çarpanı çok yüksek. Yani enflasyon hesaplamasında kiraların çok büyük etkisi var. Maalesef Fed'in raporlamasındaki kiralar biraz hatalı. Çünkü Fed gidip hem yeni kiralan evlerde kiranın artışını soruyor geçen yıla göre hem de mevcut evlerde oturan insanlara soruyor. E şimdi bu insan geçen sene zam yemişse evi tabii bir önceki yıla göre hala pahalı. Ondan dolayı Fed'in verisinde burada gecikme var. Biz buna lag diyoruz. Daha güncel veriler için mesela Zillow'a gidebiliriz. Zillow düzenli olarak bir rapor yayınlıyor her ay ve burada da Mayıs 2023 için Rental Market Report yani kiralamada neler olup bitiyor konusunda bir rapor yayınlamış. Ve diyor ki kabaca şu anda durmuş durumda kira artışları. Bakın burada tipik bir evin kira artışlarını görüyoruz. Şu anda bu durmuş durumda diyor. Hatta ta Haziran 2022'den beri tipik bir evi Amerika'da 2000 dolara kiralıyorsunuz. Burada ciddi bir artış yok diyor. Yıldan yıla kira artışlarına baktığımızda da böyle 2021 boyunca bir zirve yaptık. Ama o günden beri düşüşteyiz diyor. Ve bizim hesabımıza göre yıldan yıla kira harcı %4.8 seviyesindedir diyor. Aylık olarak baktığımızda biraz can sıkıcı bir veri tekrar hafif bir yükselişin başladığını gösteriyor burada. Bundan dolayı enflasyon tarafı biraz sıkıntılı olabilir. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor Zinov diyor ki ev kıtlığı var bundan dolayı evlerin kiraları bir miktar artıyor. Bunu tabii enflasyon verisine yansıması nasıl olacak bakacağız. Yani şurası olumlu ama bu son bir aydaki yükseliş pek olumlu değil. Bu tabii yeni kiraya verilen evlerdeki yükseliş. Bu bizim Fed'in enflasyon hesaplamasına kısmen giriyor. Bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde sıfır kilometre arabalarda ne oluyor, ikinci el arabalarda ne oluyor biraz onlara da baktım. Bulabildiğim bütün veri kaynakları araştırımda oralarda da bir miktar fiyat gerilemesi olduğu Mayıs'ta görülüyor. Çok da önemli bir önceki enflasyon raporunda enflasyonu en yüksek tutan kalemlerin arasında bunlar yer alıyordu. Evet genel yapıyı görmüş olduk. Olumlu giriyoruz gibi pek çok enflasyonun ana kaleminde ciddi düşüşler var. Özellikle emtialarda, petrolde, gıdada ciddi düşüşler var. Kira biraz tartışmaya açık bir bölüm. Maaşlarda ciddi bir artış yok. Şimdi gelin biraz hesaplama yapmaya çalışalım elimizdeki verilerle. Hatırlıyorsunuz biraz önce Amerika Birleşik Devletleri İstatistik Kurumu'nun enflasyon raporuna baktık. Orada kalem kalem detaylar vardı. Onun tabii en alt detaylarına kadar hesaplama yapmam mümkün değil. Çünkü yüzlerce kalem var. Fakat ana kalemler üzerinden bir enflasyon tahmini pek hala yürütebiliriz. Bu hazırladığım tabloda şu sol tarafta gıda, enerji, çekirdek ürün. Buna çekirdek ürün diyoruz çünkü gıda ve enerji ile ilgili ürünleri bunun haricinde tutuyoruz. Bir de çekirdek hizmetler yine bunda da enerji ile ilgili hizmetler harç tutuluyor. Bunlara çekirdek diyoruz ve FED bunlarla çok ilgili. Çünkü diyor ki FED ben enerji fiyatlarını pek etkileyemem. Mesela OPEC zam getiriyor ne yapabilirim o konuda. Gıda fiyatları da mevsimseller çok. İşte yağmura göre, yangınlara göre, her şeye göre fiyatları etkilenebiliyor. Ben onların haricindeki enflasyona daha fazla ilgileniyorum diyor. Toplamı ise bunun manşet enflasyon diyoruz. Fed'in şöyle bir metodu var. Aslında bütün dünyada böyle yapılıyor bu iş. Farklı kalemlere farklı ağırlıklar veriyor enflasyon hesaplamasına. Mesela diyor ki evde yemek yemenin enflasyon hesaplamasındaki etkisi %8.66'dır. Buna karşı dışarıda yemek yemen etkisi %4.81'dir ve bu ağırlıkları da temel olarak o maddenin insan hayatı için öneminden yola çıkarak ortaya koymuşlar. Diyorlar ki gıdanın etkisi yüz üzerinden 13.47'dir. Enerjinin ki yüz üzerinden 6.9'dur. Ama aşağı doğru geliyoruz. Mesela barınmaya bakıyoruz. Kira %7.5 vermiş buna. Hatta ev sahibi kiralasaydı yüzde 25 vermiş. Niye böyle veriyorlar bilmiyorum. Bunun içine muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konutların satış fiyatları da biraz bu hesaba girer diye düşünüyorlar. O yüzden böyle ciddi bir ağırlık katmışlar buradan. Eğitim ve iletişim yüzde 4.8 gibi gözüküyor. Bakıyorum başka büyük kalem yüzde 4.2 yeni araçlar, yüzde 4.4 ev eşyaları gibi farklı kalemlere göre ağırlık dağılımları var. Şu sütunda Nisan ayında bu kalemlerdeki aylık enflasyon rakamlarını görüyorsunuz. Bazı eksiler var burada. Burada görüyorsunuz bazı eksiler var. Bunun anlamı fiyat bir ay önce geriye gitmiş. Bizim için burada ideal olan madem FED %2 istiyor... Oradaki aylık enflasyonun %0.1, %0.2 civarlarında olması gerekiyor ki en fazla o aylık %2'ye hizmet etsin. Tabii sevindirici şey burada eksiler de var. Neden? Çünkü dünyada aslında biraz deflasyonist bir ortamda var. Demin gördük emtia fiyatları hızlı bir şekilde geriliyorlar. Özellikle de tedarik zincirleri çözüldükçe fiyatların bir bölümdeki gerileme de devam ediyor. Evet bunları da ortaya koyduk. Ben ne yaptım? Bu Nisan ayındaki enflasyon rakamlarını 3 ayrı senaryoda Mayıs'a yaymaya çalıştım. Bir kötü senaryom var, bir normal senaryom var, bir de iyi senaryom var. Kötü senaryomda burada gördüğünüz gibi sadece enerji emtiyalarındaki fiyat artışını sıfırladım. Çünkü Nisan ayında OPEC'in fiyat kısıntısından dolayı ani bir yükseliş vardı. Onun etkisinin ortadan kalkacağını düşündüm. Bir de ikinci el araçlarda çok aşırı yüksek bir fiyat artışı vardı o ay. Özel bazı durumlar olduğunu gördüm ve onu da %0.4'ten %0.3'e indirdim. Başka da hiçbir kalemde oynamadım. Böyle bir durumda Mayıs ayı enflasyonu %0.24 geliyor gibi gözüküyor. %4 ile başlamıştık hatırlayın. Üzerine 0.24 e ekleyince yıllık enflasyon %4.24'e geliyor bir önceki yıllık enflasyon %4.9 olduğuna göre bayağı iyi bir düşüş. Yani sadece iki kalemde petrol fiyatları ve ikinci el araçlarındaki fiyatları geriye çekince bayağı bir şeyler değişti. Başka hiçbir kalemde oynamadım. Ve bu durumda yıllık enflasyon %4.9'dan %4.24'e iniyor. Hiç de fena değil. Sonra daha benim içime sinen beklentilerden oluşan bir normal sütunum var. Burada bu yeşille gözükenler bir öncekine göre iyileştirdiğim enflasyon tahminleri. Mesela evde yemek yeme eksi %0.2'ymiş Nisan'da. Bu miktar daha geriye gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü bütün dünyada gıda enflasyonu düşüyor. Dışarıda yemek yemeyi 0.4 pozitiften 0.3'e çevirdim. Niye? Çünkü insanlar biraz sıkışıyorlar. Muhtemelen daha az dışarıya yemeye gidiyorlar. Bundan dolayı restoranlarda da biraz daha fiyat rekabeti başlamış olabilir. Artık fiyatlarını yükseltemiyorlardır diye düşünüyorum. Enerji emtiyalarında burada birazcık radikal gitmiş olabilirim eksi enflasyon dedim. Çünkü aslında Mayıs ayında Amerika'da enerji fiyatları Nisan'a göre düştü. Buraya eksi 1 olarak soktum bunu. Aynı şekilde enerji hizmetlerinde eksi 1.7'den eksi 2'ye getirdim. Bunun işte ikinci araçlardaki enflasyonu %0.3'den %0.2'ye çektim. Bu benim gerçekçi beklentim. Barınma kirada ufak bir düşme yaptım. %0.6'dan %0.5'e. Çünkü uzun zamandır bu rakam pek kıpırdamıyor. Oysa bazı sözleşmeler artık eskimiş durumdalar. İşte o lagging efekt denen gecikme etkisinden de kurtuluyoruz. Burada bir miktar olmaya gidebiliriz diye düşündüm. Ve bir yandan da ev sahibi kirasaydı kaleminde de yine 0.1'lik bir düşüşe gittim. 6 kalemde ama baba kalemlerde ufak da olsa kıpırdamalar olur dedim. Ve ne oldu? Enflasyon %0.12'ye indi. Yani yıllık enflasyon %4.12'ye geldi. %4.9'dan %4.12'ye düşüyoruz. Bu benim ana senaryom. Yani sorarsanız iki gün sonra hocam senin enflasyon beklentin nedir diye benim ana senaryom bu. Son sütunda ise rüya senaryo var. Hatta biraz da deflasyonist bir senaryo. Çünkü burada pek çok fiyata dokundum. Mesela burada dedim ki dışarıda yemek yemenin maliyeti bir önceki aya göre sadece 0.2 artacaktır. Biliyorsunuz Nisan'da 0.4'tü. Bir en çok senaryom 0.3'tü. Burada 0.2 dedim. Niye öyle düşünüyorum? Çünkü Amerika'da insanlar yavaş yavaş kredi kartı limitleri doluyor. Sıkışıyorlar. Bundan ilgili çok veri akışı var. E belki dışarıda daha az yemek yiyorlardır. Bunun etkisi daha az olur diye düşünüyorum. Enerjinin emtia fiyatında biraz daha sert bir düşüş yaptım. Çünkü aslında Mayıs ayında gerçekten enerji fiyatları sert düştü Amerika'da. Orada %0.1'den %0.1.5'a indim. Ve bu sefer ürünlere de biraz dokundum. Çünkü madem emtia fiyatları düşüyor, madem Çin'den ürün ithalatı ucuzluyor... Bunun ürün fiyatlarına da yansımış olması gerekiyor benim kafama göre. İşte burada görüyorsunuz ev eşyalarında düşüşü hızlandırdım. Giyimde enflasyonu yavaşlattım. Aynı şekilde yeni araçlarda eksi 0.2 ye yerine eksi 0.4'lük fiyat düşüşü olur dedim. Çünkü çok rekabet olduğunu görüyorum Amerika'da bu konuda. İki aş aç fiyatlarına enflasyonu %2'den %1'e çektim. Ve burada kalem kalem görüyorsunuz pek çok konuda fiyatları aşağı çektim. Burada barınmayı da 0.5'ten 0.4'e, ev sahibi kiralasaydı 0.4'ten 0.3'e çektim. Ve böyle yaptığımız zaman senaryomuzu enflasyon sıfıra geldi. Ben bu en iyi durum senaryosunun kiralar haricinde geçerli olabileceğini düşünüyorum bu arada. O yüzden gidelim kirayı eski haline döndürelim. Yani hafif düzelmiş haline döndürelim. Bu durumda ne yapıyor ona bakalım. Bu durumda enflasyonumuz %0.3 çıkıyor. Yani pek de bir şey değişmiyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası ben arkadaş çekirdek enflasyonla ilgilenirim diyor. Yani lütfen gıdayı ve enerjiyi işin içinden çıkarın. Onlar benim kontrolümde değil diyor. Bu durumda çekirdek enflasyon ne olur diye onu da hesaplamaya çalıştım. Kötümser senaryoda %0.37 oluyor. En son %4.09'du. Bu iyi bir rakam değil. Çünkü bunu 12 ile çarpıp yıllıklandırırsanız %5'lere yakın bir enflasyon bu iyi olmaz. Ben Haziran ayında Fed'in mutlaka pas geçeceğini düşünüyorum ama Temmuz ayı için bu kötü bir haber olur. Normal senaryonu %0.30'a iniyoruz. Bu fena değil. Bu çünkü %0.40'tan elbette daha iyi. Ve Fed'i bu biraz atlatacaktır. İyimsel senaryomda ise %0.21'e doğru gidiyorum. Bence büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yıllıkta %4.1'e oturacak. Manşette çekirdeğe baktığımızda da aylık %0.30'luk bir çekirdek enflasyonuna karşılaşacağız diye düşünüyorum. Aylık 0.1 hedefim tutarsa bunu yıllıklandırdığınızda Amerika'da enflasyon aslında %1.2'ye inmiş oluyor. İleriye doğru baktığımızda Fed'in bunu göz önüne alacağına eminim. Ben bu hafta FED'den kesinlikle faiz artışı beklemiyorum. Ve enflasyon rakamları dediğim gibi gerçekleşirse Temmuz'da da beklemiyorum. Neden? Çünkü Haziran ayı enflasyon daha da güzel gelecek. Bu ayın manşet enflasyonunu yıllık %4.1 ile kapatabilirsek gelecek ay bundan 1.2 düşüp başlıyoruz. Çünkü 2022 Haziran enflasyonu çok yüksek. O düşünce 2.9'a geliyoruz. 2.9'un da üzerine gelecek ay yine %0.1 eklesek %3'e iniyoruz. Acayip bir şey bu. Çünkü Fed'in hayali zaten yıl sonunda %3'e inmekti. Biz bunu belki daha yazın başında başarmış olacağız. E, Fed'in faizi %5'ler civarında enflasyon %3 ise mümkün değil faizler artmaz. Faizlerin düşme sürecine gireriz muhtemelen Eylül ayından itibaren diye düşünüyorum. Elbette bütün bunlar enflasyon konusundaki hesaplamalarımın doğru olduğu varsayımına dayanıyor. Detaylarını size gösterdim. Siz de kendi kafanızda hesaplamalarınızı yapın diye bütün çünkü yatırım tezimizin temelini bu oluşturuyor. Tabii işin terse düşmek lazım ve hep tedbirli olmak gerekiyor. Tezimiz yanlış çıkarsa hemen önlemlerimizin hazır olması gerekiyor. O önlemler neler olabilir? Bu akşam YouTube katı üyelerimle konuşacağım. Bugün onlarla gelecek haftanın farklı senaryolarını konuşacağız. O senaryolarda ne yapmak gerekiyor? Hangi pozisyonları almak gerekiyor? Onun üzerine duracağız. İnancım boğa pazarının tam güç devam edeceği ama bir terslik olursa enflasyonda buna karşı da Önlem almak her zaman şart. Henüz YouTube katıl üyesi olmadıysanız mutlaka katılın. Yanda görüyorsunuz 600'e yakın üyemiz var şu anda. Çok hızlı biliyoruz. Çok mutluyum bundan. Hadi siz de gelin bizim bir parçamız olun. Yatırımcı olun ve öğrenelim hep beraber. Paramızı daha iyi yönetelim. Bu ülkemizin zor enflasyonist şartlarında paramızı en azından korumanın veya büyütmenin yollarını birlikte bulalım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.